Ayrıca da tahvil alımlarıyla belli bir kısıntıya gidecekler, sıkılaştırmaya gidecekler. Bunun bir kere dolar üstünde etkisi ne olacak ve dünya ekonomisine etkisi ne olacak? Evet. Şimdi şöyle, geçen çarşamba yanlış hatırlamıyorsam buradaki Merkez Bankası'nın başındaki zat Powell, The Fed diye bilinen kuruluş bir toplantı yaptı ve bu toplantı çok açıkça, yani bizdekilerin hilafına ve net bir şekilde önümüzdeki yıl içinde faiz artırına gideceklerini neredeyse söyledi. Neredeyse söyledi. Tabii İlki şimdi Mart ayında galiba değil mi? İlki Mart ayında olmak üzere. Şimdi orada şey var. Orada rivayet muhtelif. Yani hangi ay yapacaklar? Önümüzdeki yıl boyunca kaç defa yapacaklar? Tahminler değişiyor. Kimileri 3 defa diyor. 3 defa deyince mesela Mart ayını atlayabilirler aslında. Kimileri 7 defa faiz arttırmaya gideceklerini söylüyor. Tabii çok arttırmaya giderlerse Mart'ta başlarlar. İşte ilk ağızda %25 olacağı, ondan sonra bir ikinci %25, ondan sonra yani önümüzdeki 1,5'la yayıldığında aşağı yukarı %2,5 seviyesine çıkabileceği söyleniyor faiz haddinin. Tabii şu anda faiz haddi neredeyse sıfır. Yani reel olarak sıfır aslında. Dolayısıyla yani bu nispeten kısa dönemde bir yıl, 1,5 yıl içinde %2,5'lara çıkması, yani Amerikan ekonomisinin boyutlarını dikkate alacak olursak, yani her anlamda boyutların, hem enflasyonun seviyesi hem Amerikan ekonomisinin zenginlik üretmesi hasebiyle dünya ekonomisini etkilemesi bakımından da bu ciddi bir faiz artışı, yani %2,5. Tabii böyle olunca ne olacak? Yani ortada biliyorsun bir serseri mayın gibi gidecek yer arayan, dünyada dolaşan sermaye var, akışkan. Ondan sonra tabii buradaki faiz haddleri yükselince Amerika'yı tercih edecek. Dolayısıyla dolara bir şey olacak, ilgi olacak, dolar talebi olacak. Dolayısıyla doların diğer paralar nezdinde değerinin artması bence beklenmeli. Hem bu açıdan bence, yani Türkiye perspektiften bakacak olursak, yani doların değerinin diğer paralar nezdinde yükselmesi bakımından, hem de yabancı sermayenin gidecek yerler bakımından Amerika'yı tercih etmesi bakımından tabii bu gelişme Türkiye ekonomisini zorlayacaktır. Evet, yani Türkiye tabii kırılgan, iyice ayrışmış vaziyette. Evet. Risk primi 500 ile 600 arasında değişiyor CDS olarak. Evet. Diğer emsal ülkeler, yükselen ülkelerde bu en fazla 250 civarında CDS. Haliyle mevcut yabancı yatırımcılar bile durmuyorlar. Bırak yenisi gelsin. Hani mevcutlar bile fırsat buldukça çıkmaya başlıyorlar. Bu şekilde Amerika'da faizlerin artması halinde Türkiye'ye bir sermaye akışı artık çok kolay olmayacak. Buna karşılık Türkiye'nin tabii acil kısa vadeli borçları var. 12 ayda 170 milyar dolara yakın bir ödeme takvimi var. Beraberinde başka tür yükümlülükler var. İçeride hazinenin özellikle döviz üstünden borçlanmalarından kaynaklanan bir dizi başka yükümlülükler var. İşte hükümetin burada önce yeni model diye yutturmaya çalıştığı, sonra vazgeçtiği bir model çerçevesinde tekrar eskiye dönüş ve cari açık problemleri var. Bunların hepsi etkileyecek. Çin'le ilişkileri nasıl Ahmet, Amerika'nın ve bu alacağı yeni sıkılaştırma tedbirleriyle nasıl etkilenir Çin bundan? Çin bundan nasıl etkilenir? Şimdi şöyle, aslında bu tedbirlerin ötesinde bence Trump döneminden başlayan Çin'le ticareti, Çin'de Amerikalı şirketlerin varlığını ve ilişkilerini sorgulayan diyeyim, ondan sonra bunları nispeten azaltmaya dönük bir genel politika tercihi zaten başlamıştı. Biden bu politika tercihlerini terk etmedi. Hatta birçok alanda Trump gibi, bazen Trump'ı aşan
tedbirleri Çin yetkilileriyle görüşmeye devam etti. Yani bunları kesmedi, bunları değiştirmeye yönelmedi. Dolayısıyla benim yani şöyle bir tercih yapılmış gibi gözüküyor. Bu Çin'in Amerika'yı bazı ölçülere göre geçtiği açık. Yani nasıl hesaplandığına bağlı. İşte dünya gayri safi yurt içi hasılasının vesairenin, ondan sonra ticaret ilişkileri, diğer kıtalardaki ülkelerdeki etkinliği bakımından, yaptığı yatırımlar bakımından vesaire. Bunu hem Trump hükümeti hem şu andaki Biden hükümeti bir ciddi tehlike olarak görüyor. Yani hem ekonomik olarak Amerika'nın aşılmasını, çok ciddi bir rakip olmasını, tehdit edilmesini, onun etki alanının sınırlanmasını ve diğer ülkelerle geliştirmiş o ticaret ilişkileri itibariyle de Amerika'ya daha az bir manevra alanı bırakacak olması bence çok ciddi alınıyor. Dolayısıyla yani bu faiz hadleri vesaire, doların pahalanmasını falan dışında bir politika tercihi yapıldı. Çin'le ilişkileri olabildiğince yani sertleşmeden, Trump'la olan belki tek farkı o, fakat bence ister istemez bir noktada sertleşecek. Ekonomik ilişkileri biraz daha şey yapmak, kısmak. Ne demek? Bu mesela bazı Amerikan şirketlerini özellikle bu bilişim alanındaki şirketleri, bilgisayar alanındaki şirketleri, ondan sonra teknoloji transferine imkan tanıyan bazı faaliyetlerini Amerikalı şirketlerin zaten kısıtlamaya başladılar. Böyle bir tür adeta içe dönme. Ondan sonra Amerika aslında kendine yetecek olan şeyleri üretir zihniyeti. Ondan sonra diyelim yavaş yavaş hakim oluyor. Yani bu zaten epeydir başlamış olan, biliyorsun, küreselleşmeye ilişkin tıkanıklıklar, ondan sonra neoliberal dönem bitti mi bitmedi mi tartışmalarıyla da aslında örtüşüyor, bağdaşıyor. Yani bu şey, bu diyelim uzun dönem, hatta yakın dönem makro tercihler Trump'tan bu yana bence Biden hükümetinde tercihleri. O bakımdan ben bir yani askeri bir şeye, ondan sonra daha sıcak bir çatışmaya dönüşeceğini açıkçası bu aşamada bu nedenle tahmin yani etmiyorum, ama ekonomik ilişkilerin biraz daha azalacağını, Amerikalı şirketlerin Çin'deki varlığının da sınırlanacağını tahmin ediyorum. Bir de şunu ekleyeyim, fakat öte yandan biliyorsun siyasi gelişmeler Çin'le Rusya'yı yaklaştırıyor. Özellikle Ukrayna meselesi olsun, ondan sonra Tayvan meselesi olsun, ondan sonra bu Avustralya'da ki mesele olsun, işte Amerika'nın orada yaratmış olduğu askeri bir bayağı saldırgan bir pakt. Ondan sonra bunlar tabii Çin ve Rusya'yı beraber davranmaya sevk ediyor. Bunlar tabii hem siyasi olarak hem belki başka türlü daha sıcak gelişmelere nasıl yol açar, onları kestiremiyorum açıkçası, ama öyle bir tehlike de var. Peki Ahmet, bir taraftan da bu iklim krizi ve yeşil dönüşüm adı altında niyetlenilen projeler var. Bu sıkışıklıklar içinde ne oluyor? Bunlar erteleniyor mu? Güme mi gidiyor? Amerika'da nasıl seyrediyor bu? Şimdi aslında bunu başlığı ne oldu? Çünkü bu, yani başta da bahsettiğim gibi, Biden'dan beklenen yani en önemli paketlerden, girişimlerden, ondan sonra politika tercihlerinden biriydi. Şimdi burada hakikaten bunlar tabii dediğim gibi değişik paketlere, değişik boyutları dağıtıldı. Mesela aslında aile paketi denilen paketin içinde bu iklim krizini çözmeye dönük bazı tedbirler yedirildi. İşte bunlar sürekli cumhuriyetçilerle tabii tartışılıyor. Yani burada şöyle bir şey var. Yani ben Biden hükümetinin aslında bu konuda yani kendi anlayışı ve kendi sınırları çerçevesinde ciddi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bırakmayacak. Yani bir sürü şey var. Yani hem dediğim gibi Elizabeth Warren'ın etkisi, hem Bernie Sanders'ın etkisi, hem toplumun genelinde böyle bir beklenti var. Hatta demin bahsettiğim bu Columbia Üniversitesi'ndeki akademisyen Adam Tooze şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Bakın diyor, 1940'larda diyor, nasıl diyor ilk defa milli gelir hesapları, muhasebe sistemi, işte gayri safi yurt içi hasıla diye bir kategorinin, ondan sonra bütün ekonomik planlamanın, makro politikaların merkezine oturduğu bir an yaşadık ya diyor. Şimdi diyor iklim krizi, işte bu karbondioksit miktarının azaltılması vesaire gibi tartışmalar da diyor, aynı şekilde
Amerika gibi ülkelerin, keza Avrupa'daki ülkelerin bu makroekonomik planlamalarını merkezine oturdu diyor. Yani bundan kaçış yok diyor. Yani gayri safi yurt içi hasıla kategorisinin yedirilmesini makroekonomik politikalara 40'larda olduğu gibi bir eşik atlandığını, atlanmak üzere olduğunu ve buna tabii yani Biden hükümetini de kastederek söylüyor. Bir şekilde merkezi önemli olduğunu söylüyor. Şimdi burada yakın dönemde bence çıkacak olan zorluk şu, dediğim gibi Cumhuriyetçi partiler yerel bir takım senatörler aracılığıyla olsun, o milletvekilleri aracılığıyla olsun çıkar ilişkilerini gözetiyorlar. Ondan sonra belli desteklerle buralara seçilmiş vaziyetteler. Bu tabii Batı Virginia'dan verdiğim örnek bence en tipik örnekti. Çünkü kömür üretiminin ve kullanımının azaltılması lazım. Bu çok açık bir şey. Ama adamı kömür şirketleri destekliyor. Dolayısıyla orada böyle bir midesinden bağlanmış vaziyette. Bir de tabii bu harcamaların bir kısmı vergi artırımına ihtiyaç gösteriyor. Genellikle Cumhuriyetçi Parti bildiğin gibi bu vergi artırımını, tabii vergi artırımı deyince artık yani orta sınıf ve işçi sınıfından alınacak bir şey yok Amerika'da. Orta sınıf denilen şey zaten işçi sınıfı. O da küçülüyor giderek. Ve biliyorsun yani bu küreselleşme karşıtı hareketlerin çok önemli bir ayağı şeydi. Yani bu eşitsiz gelir dağılımı, eşitsiz servet dağılımı. Dolayısıyla oralara yöneleceği açık. Tabii bu vergi artırımı da bir engelleyici faktör oluyor. Fakat burada bence ısrarlı davranacaktır diye düşünüyorum olabildiğince. Şimdi önümüzdeki yılın ortalarında şey var, ara seçimler var. Yani 2022'nin ortalarında. Bu ara seçimlerde tabii Demokrat Parti ne yapacağı, ondan sonra çoğunluğu kurup koruyamayacağı bence çok tayin edici olacak. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi bu iklim krizi bu kadar yakıcı bir şey. Bir ihtiyaç var. Onunla ilgili yapılacak bir takım önlemler. Ama öte yandan Savunma Bakanlığı'nın talepleri küt diye geçiyor. Mesela geçenlerde 8 trilyon dolarlık ondan sonra Savunma Bakanlığı'nın talebi, yani yıllara yayılmış vaziyette ama herhangi bir Cumhuriyetçi Parti itirazı olmadan küt diye geçti meclisten. Şey de böyle, yani iklim krizi talep edilen aslında miktar da böyle, o da yıllara yayılmış vaziyette. Dolayısıyla yani böyle bir açmaz içinde Biden hükümeti ama ısrar edeceğini tahmin ediyorum. Son olarak pandeminin neresinde Ahmet?